Bu sergide aslında farklı bölümler görebilirsiniz. Mesut Karakış son dönemlerde bence özellikle soyut resim sanatında en yenilikçi, en heyecan verici eser üreten sanatçılardan birisi. Çünkü yapıtlara baktığınızda bazen uzaktan baskı mı, dijital eser mi gibi gibi soruları duyuyorum. Çünkü Mesut Karakış yeni ve farklı, alternatif bir resim tekniği geliştirdi. Aslında fırça kullanmadan resim yapan bir sanatçıdır. Düz bir yüzey koyup üstünü eskiden 30, şimdi 60, 70, 80 kat akrilik boya sürüyor monokrom olarak. İşte yeşil, turuncu, beyaz, mavi üst üste koyuyor ve koyduktan sonra özel bir su sürme tekniğiyle resim yüzeydeki elemanları, gridleri, formları oluşturuyor. Çünkü su ve akrilik boya bir kimyasal reaksiyon geliştirdikten sonra farklı farklı zımpara kağıtlarla çözülmüş olan boya çıkartıyor, yüzeyden alıyor ve bunun sayesinde alttaki normalde kapalı olan ve saklı olan boya katmanları orta çıkartıyor. Sergiye baktığımızda en az 3 tane farklı bölümden bahsedebiliriz. Giriş tarafında, sol tarafta yeşil büyük yatay formatta bir resim görüyorsunuz. Orada işte farklı yeşil tonlardan hafif hala organik formları andıran bir matrix görebilirsiniz. Tam arkamda işte bir ufuk çizgisi ile resim ikiye bölmüş bir vaziyetinde ve oradaki çalışmalara baktığımızda geçen sene yani 2020'de o dönemdeki seriden bazı örnekleri bu sergide görebilirsiniz ve daha önceki çalışmalardan farklı olarak bu serilerde daha dijital, daha keskin çizgileri görebiliriz ve çoğu zaman da özellikle ufuk çizgisinden dolayı üst taraf daha sıcak, alt tarafta daha soğuk renklerden farklı kompozisyon ve farklı çarpışma ve zıtları oluşturuyor ve bu çarpışmalardan dolayı resim içinde belli bir enerji ortaya çıkıyor. Tam arkamda en son çalışmalardan bir örnek görebilirsiniz. Son dönemde çizgi üzerinde ve daha çizimsel ya da çizgisel kompozisyonları görebilirsiniz ve özellikle daha önceki çalışmalarda belki grid ön plandayken buradaki çalışmalar daha özgür, daha özgün ve bir nevi daha dinamik birbirini kesişen çizgileri söz konusu ve en son olarak ve beni özellikle heyecanlandıran bir kısmı öbür tarafta görebilirsiniz. Orada yeniden grid üzerinde bir kompozisyon anlayışı varken bu sefer diğer bölümlerden farklı olarak çizgi değil daha çok artık renk ön planda. Çünkü o çalışmalara baktığımızda işte pembe, yeşil, mavi tonlardan oluşan grid içinde küçük küçük renk alanları görebilirsiniz ve makro ve mikro ilişkisi bu çalışmalarda çok önemli bence. Çünkü uzaktan baktığımızda büyük bir all over composition'ı görürken yaklaştıkça şey görüyoruz. Her grid içindeki bölüm içinde tekrar sayısız alt katmanları ve renkleri görülebilir. Bu yüzden Mesut Karakış'ın son çalışmaları ile aslında soyut resim sanatında her şey yapıldı diye bir şey yok diye altını çiziyor. Hala yenilikçi olabiliriz. Hala yeni yöntemleri, yeni teknikleri bulunabilir ve bu yeni tekniklerle yeni estetikler ortaya çıkartıyor sanatçımız ve bunun sayesinde aslında Mesut Karakış hem tekniği hem estetiğiyle beraber güncel soyut sanatının ilerlemesini sağlıyor ve bu bağlamda bir tarafta güncel sanat için, güncel resim sanat ve soyut sanat için de yenilikçi ve önemli bir yaklaşım. Aynı zamanda bence özellikle hafif dijitale benzeyen bir estetikten dolayı aslında resim sanat ve dijital ortam ya da işte dünyadaki karışıklığı, kaotik yapısı, dinamizm, hele İstanbul'da biz bunu her gün yaşıyoruz, buradaki kesişen alanlar, birbirine kesişen çizgiler aslında bir nevi de hayatımızın, gerçekliğimizin, dinamizmin bir referans veriyor. Bu işin son olarak aslında
Mesut Karakış güncel yapıtlarla hem sanata referans verip sanat için yeni kapıları açarken bizim için de bu dünya farklı algılayabilmemizin bazı yolları bizim için açıyor.